Geçtiğimiz günlerde enflasyon verileri açıklandı Ekim ayına ait olan. Evet. Siz bu verileri doğru buluyor musunuz? Ben bu verileri kesinlikle doğru bulmuyorum. Bence söylenenler yalan olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar şu an açlıktan kırılıyorlar kesinlikle. Bundan yıllar öncesinde mesela peygamberlerin yaşadığı dönemlerde mucizeler vardı, kerametler vardı. Bence şu zamanda asgari ücretle geçinmek kesinlikle büyük bir mucize diyebilirim. Yani geçinen varsa takdir ediyorum gerçekten. Çünkü büyük bir mucize. Şu zamanda gerçekten çok büyük bir mucize. Ekonomi yani iyi diyorlar ama kime göre, neye göre, yani halkın içerisine girmek lazım. Yani hiçbir siyasi partiyi bu konuda yargılamıyorum veya sorgulamıyorum da. Çünkü yani sorgulasak da bir anlamı yok çünkü. Ülkemizde ne yazık ki bir şeyler sorgulandığı zaman ailesel sıkıntılar oluyor. Bunun için ne söyleyebilirim? Yani göründüğü gibi değil hiçbir şey. Kesinlikle yani halkın içerisine karışmak lazım. Esrafındaki ve çevresindeki insanların yani siyasi işlerle uğraşan insanların veya siyasi yakındaki insanların kesinlikle tuzları kuru. Öyle olduğu için de yani sadece onları görüyorlar. Çünkü bugün halkın içerisine karışmış olsalar anlarlar yani. Çok eskilerden Osmanlı padişahlarımız bile pazarlarda dolaşırlarmış. Yani halkın içerisine katılırmış. Ama ne yazık ki şu an görünen ve duyulan bir şey yok. O yüzden kesinlikle kötü olduğunu düşünüyorum. Ülkenin yarısı şu an yurt dışına gitmenin peşinde. Bir yarısı da gidemeyenler aynı zamanda. İmkan olursa onlar da gitmeye çalışacaklar. Ülkemizde yabancılar çok fazla oldu. Çok aşırı. Kiralar falan çok yüksek. Bugün evinden çıkan bir adam 1500 liraya kiraya oturuyorsa çıktıktan sonra 3000 liraya kiralık daire tutmak zorunda kalıyor. Ve adam tutamıyor. Ben çok gördüm. Evini dağıtanlar da var. Ekonomiden dolayı. Ailesinde huzur olmayanlar da var. Ayrılanlar da var yani. Çok var. Yani çünkü ne olacak? Çözüm yok bu işin. Adam belirli bir ücrete çalışıyor. Ya olmuş 70-80-90 lira. Yani alım gücü hiç yok. Yani asgari ücretin 5000 lira, 6000 lira olmasının bir anlamı yok. Çünkü yani artık yakında ekmek almaya cebimizde bir tomar parayla gideceğiz. Öyle olacak çünkü. 100 lira olmuş 20 lira gibi bir şey olmuş yani. 100 liranın hiçbir değeri yok. Bir defa bozuyorsun, bir sigara alıyorsun, bir şey alıyorsun. Bitiyor yani. Nefes alıyorsun, bitiyor. Yani şu an insanlar nefes alıyor gerçekten. Yani açlık sınırı falan da değil yani bence. Şu an yani herkes çok bitik durumda. Yani bankalardan görüyoruz, etrafımızdaki insanlardan görüyoruz. Yani haciz mi gelen dersin, yani ben bir şirkette çalışıyorum, maaşına haciz gelenler mi dersin, evine haciz gelenler mi dersin? Yani bu bir gerçek. Yani ama bunu, yani bunun görünmesi lazım. Yani bunu başkalarıyla ya toplantılar yaparak, yani tuzu kuru iyi olanlarla değil, gerçekten sıkıntı yaşayan insanlarla bunu çözmek lazım. Onları dinlemek lazım. Biz de böyle elimizden geldiğince dinlemeye çalışıyoruz zaten. Yani dinliyoruz, yani doğru dinliyorsunuz. Biz de anlatıyoruz belki halk olarak, dışarıdan biri olarak, bir vatandaş olarak. Ama bunların bir yerlere gitmesi lazım. Yani hükümetin bu işte bir suçu yok. Yani o gitse, başkası gelse yine aynısı olacak. Öncelikle bizim insanımızın değişmesi lazım. Bizim insanımız değişmediği sürece bu problemler devam edecek. Yani bal tutan diyor, parmağını yalar diyor. Bu olmayacak ya. Olmayacak yani. Ben bugün kendi yaşadığım şeylerin hesabını vermeyi düşünüyorum. Yani bürokratlar ve üst düzey insanların, yani bu kadar insanlar nasıl hesabını verecekler? Yani Müslüman ülkeyiz. Güzel, böyle konuşuyoruz, işte sıkıntılardan bahsediyoruz, halkımız bu kadar sıkıntıda. Evet. Ama yönetime göre, devlete göre hiç kimse sıkıntıda değil. Gayet ekmeğini alabiliyor, hatta kapıcıda bile araba var. Yani yönetimden böyle görüldüğü takdirde insanımız bu kadar sıkıntıda, o aradaki uçurum nasıl olabiliyor? Ya zengini zengin oldu kısacası. Fakiri de tam yere vurduklarını düşünüyorum yani. Önceden asgari ücretli çalışan biri az çok yani ekmeğini yani ayağını yorganına göre uzatıyordu. Ama şu an fakir yani bitti tam. Yani zengin de malına mal kattı yani. Bu bir gerçek yani. Peki asgari ücret ne kadar olmalı sizce? Asgari ücretin dediğim gibi bir önemi yok ki yani 5000 lira olsa ne olacak? Bu alım gücünü bizim bu konuda bir şeyler yapmaları lazım. Yani asgari ücret 5000 lira olmuş, yağ vermişim 200 lira bir anlamı yok ki. 5000 lira asgari ücret olmuş, kiraya vermişim 4000 lira, 3000 lira bunun bir anlamı yok. 2000 lira olsun ya. Ama alım gücü kolay olsun. Yani insanlar alışveriş yapabilsinler. Yani lüks olmuş ya, her şey şu an lüks olmuş gerçekten. Ya mahallede elinde yağlı eve giden adama bakıyorlar, bu adam evine yağ almış. Şu an gerçekten öyle ama. Soruyorlar, bir de bu şu an gündemden dolayı da işte bu fahiş fiyatlardan dolayı da. Soruyorlar yani artık dikkat çeker olmuş yani. Şu an güvenlik alarmı falan takıyorlar marketlerde yağlara falan. Bunu yağ için söylemiyorum yani. Ha geçinen insanlar da var tabii ki ama zamanımız şu an bunu kaldırmıyor. Tabii ki belki asgari ücretle geçinen vardır. Hiçbir hayat yani sosyal bir şey olmayan insanlar veya ne bileyim hiçbir sıkıntısı olmayan veya
hiçbir gider olmayan insanlar belki geçiniyordur. Ama ülkede şu an o kadar insan, yani öyle insanlar çok az bence. Çok nadir. Şu anki gençlere ben acıyorum bu arada. Yani eskiler bir şeyler yapmışlar. Belki şu an bir 30 sene daha sıkıntı yok belki. İnsanlar ölen annesinin, babasının veya babaannelerinin evlerinde falan kalırlar. Şu an bu gençler Z kuşağı nasıl ev alacaklar ya? Zaten geçinemiyorlar. Tek başlarına geçinemiyorlar. 400-500 liradan aşağıya ev yok. Bunlar nasıl ev alacaklar? Bunlar çocuklar nasıl bir şeyler yapacaklar? Bence çok zor olduğunu düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin.